nasıl yaptı? İlkay, güzelim bak sana çift kaşar tost yaptım, sen seversin. Yemeyeceğim. Canım, bak akşamdan beri ağlıyorsun. Hadi toparla artık kendini. Nasıl toparlayayım Emine ya? Kendimi resmen küçük duruma düşürdüm. Sokaklarda Ali'den sevgi dilendim ben. Sevdiğin için yaptın hayatım. Sen onu gerçekten sevdin. Bunun ayıbı olmaz. Nasıl olmaz Emine? İnanmıyorum yaptıklarıma. İnanamıyorum. Keşke her şeyi tamamen unutsaydım. Tamamen silinseydi aklımdan her şey. Ben kendimi aciz duruma düşürdüm. Canım benim, hiç olur mu öyle şey? Nasıl acizim dersin kendine? Aksine sen sevginle yüceldin. Ali'ye sevgini haykıracak kadar cesursun sen. Bu mu cesaret Emine? Bu nasıl cesaret ya? Yapma Allah aşkına. Sen de beni avutmaya çalışma Emine. Ne işe yaradı? Sevgime haykırdım da ne işe yaradı? Gene gidip Nazlı'yla nişanlanmadı mı? Kendimi o kadar küçük düşürdüm. Rezil ettim de ne oldu Emine? Ağla canım. Ağla. Akıt içindeki öfkeyi. Seni seviyorum. Seni seviyorum Ali. İlkay. Seni üzdüm biliyorum ama nereden bilebilirdim böyle olacağını? Aklıma bile gelmedi. Ali seni seviyorum diyorum. İlkay yapma ne olur. Geldim. Günaydın Adalet teyze. Yine ben. Daimi kahvaltı misafirimiz. Hoş geldin oğlum. Kahvaltı neredeyse hazır. Hadi geç. Ben de şunu açıp geliyorum. Daha ben açarım. Ali nerede? Odasında. Ben önce bir Ali'ye bakayım. Ay 5 dakika yalnız bırakmıyorlar çocuğu. Bir İlkay bir bu. Aman. Günaydın. Günaydın Cemil gel. Ne haber? Ne olsun işte. Ölü gibiyim. Belli belli. Ben de dün Eskişehir'e gittim bir hastam için. Gece geç saatte döndüm. İlkay'la ilgili yeni bir gelişme oldu mu? Ne konuştunuz dün? Hiç. Fenalaştığı gün neler olduğunu takmış kafasına. Onları konuştuk biraz. Allah'tan fazla üzerinde durmadı. İyi bari. Da sonra tatsız bir şey oldu Cemil. Salıncakta sallanırken bayıldı. Ne? Bayıldı mı? Tansiyonu düştü herhalde. Hastaneye gidelim diye ısrar ettim ama gitmeyeceğim diye tutturdu. Eve döndükten sonra aradım birkaç kez. Sesi iyi geliyordu. Afiyet olsun. Dünkü mangal partisi ne güzeldi değil mi Selahattin? Vallahi sohbetin tadı damağımda kaldı. Çok ihtiyacım varmış böyle bir şeye. Bana da iyi geldin hem. Sık sık tekrarlayalım bunu olur mu? Yapmasına yapalım da herkes sizin kadar memnun değil. Damat beyin çekip gittiğini hatırlatırım size. İşe çıktı abi ne yapsın? Sen onun avukatı mısın kızım? Herif düpedüz saygısızlık etti. Rauf lütfen. Babanız sofrada böyle tartışmalardan hoşlanmıyor biliyorsun. Selahattin'cim ben diyorum ki Adalet Hanım'ları arasam da çaya davet etsem ne dersin? Tabii inanın iyi olur. Alo Adalet Hanım merhaba. Merhaba Nermin Hanım nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Adalet Hanım bakın ne diyeceğim. Eğer müsaitseniz bugün sizi çaya davet etmek istiyorum. Aa tabii olur geliriz. Tamam görüşmek üzere hoşça kalın. Bir kere de şu kahvaltı sofrasını sen hazırlasan.
Bana bulaşmasan olmuyor değil mi anne ya? Of. Nermin Hanım aradı az önce. Öğleden sonra bizi çaya bekliyorlar. Gideriz değil mi? İyi gideriz. Maşallah dün ürünle iyi anlaşıyoruz. Canım anlaşamayacak ne var ki? Hem benim hiç kimseyle bir sorunum yok. Benim dışımda. Sen bana laf yetiştireceğini derslerinle ilgilen biraz küçük hanım. 5 zayıf getirdin. Nasıl kurtaracaksın o zayıfları hiç bilmiyorum. Tamam anne ya, amma kasıyorsun. Kurtaracağım bir şekilde. İnşallah. Ben gideyim de Serap'a yapılacakları söyleyeyim. Özel olarak istediğin bir şey var mı canım? Aman be Nermin. İstesem yedireceksin sanki. Al işte. Canım pastırmalı börek istiyor. İstediğim diye yaptıracak mısın ha? Üzme beni Selahattin. Sağlığına ne kadar titizlendiğimizi sen de biliyorsun. Tamam tamam. Takılıyorum ben. Sen kafana göre bir şeyler yaptır işte. Tamam canım. Ben de çıkayım. İşlerim var zaten. Bir dakika. Senin ne işin var? Kayınvalidenler geliyor. Duymadın mı? Duydum da işlerim var işte. Berna'yla buluşacağız. Neyse çok geç kaldım. Hadi görüşürüz. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Ali de böyle kaçtı işte. Abartma yavrum. Gençler kanları kaynıyor. Bırak diledikleri gibi yapsınlar. Kızım 2 dakika yerinde otursan da şu nikah işini bir konuşsak diyorum. Bak karnım büyümeye başladı Nazlı. Anneciğim acelem var, bunları sonra konuşalım. Bak hem Berna bekliyor, çok geç kaldım. Hadi. Of Nazlı, of. Canlarım benim, meleklerim. Uzun zamandır sizi ihmal ettim biliyorum. Affedin beni ne olur. Ama şunu bilin ki, çok seviyorum sizi. Sen bitti dedin diye bu ilişki bitmez Selçuk. O kadar kolay değil. Bu ilişki ancak ben bitti dersen biter. Sok bunu kafana. Unutacağım seni Nazlı. Ailem için, çocuklarım için söküp atacağım seni içimden. Unutacağım seni Nazlı. Selçuk. Ah Meral. Günaydın hayatım. Ben... Çocukları izliyordum. Şunlara bak. Melek gibiler değil mi? Evet ama o meleklerin artık uyanması lazım. Bugün pikniğe gidecekler. Servis yaz okulundan kalkıyor. Ben pasta börek bir şeyler yaptım. Giderken de meyve alırım. Deniz, tatlım hadi kalk. Hadi bir tane. Aa, pikniğe gideceksiniz. Bak geç kalıyoruz Defne. Hadi pikniğe gideceksiniz. Defne. Meral. Nasıl beceriyorsun bütün bunları? Neyi nasıl beceriyorum? Evi sen çekip çeviriyorsun. Ben sana hiç yardımcı olamıyorum. Tek başına çekip çeviriyorsun evi. Nasıl bu kadar iyi bir anne, bu kadar iyi bir eş olabiliyorsun? Canım olur mu öyle şey? Sen de kafede çalışıyorsun sabahlara kadar. Ben ne kadar yoruluyorsam sen de o kadar yoruluyorsun değil mi? Bir tek ben çalışıyormuşum gibi yapma. Meral, sen harika bir kadınsın. Neyse hadi. Ben çıkayım da sen çocukları kaldır. Deniz. Tatlı kuşum. Hadi kalk bir tane. Hadi bebeğim. Seni kalbimden de aklımdan da söküp atacağım Nazlı. Ailem için yapacağım bunu. Ben bunu nasıl yapabildim Emine?
Şimdi nasıl çıkacağım Ali'nin karşısına? Nasıl yüzüne bakacağım bir daha? Bana her baktığında ona yalvardığım gelecek aklına. Canım benim. Bak, ne yapacaksın biliyor musun? O günleri hatırladığını hiç ama hiç belli etmeyeceksin. Zaten Cemil Bey de Ali de o günleri unuttuğunu zannediyorlar. Hatırladığından haberleri bile yok yani. Aa, Ali arıyor. İstersen ben konuşayım ha? Efendim Ali. Emine, İlkay yok mu? Ha, İlkay banyoda. Hayırdır sabah sabah? Hiç. Nasıl olduğunu merak ettim. Dün gece yine fenalaşmadı değil mi? Bir şey yok, merak etme. Amma da pimpiriklisin ha. Niye gülüyorsun Emine? Komik bir şey mi söyledim? Aman sen de Ali. Ne yani, ağlayayım mı? Bir şey yok işte. Hah, İlkay da banyodan çıktı. Dur veriyorum. Alo Ali, ne haber? İyidir, sen nasılsın İlkay? İyiyim ya, ne olsun. Özgür'ün şaklabanlıklarıyla uğraşıyoruz işte. Öldürdü bizi gülmekten. İyi. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, bir şeye ihtiyacım yok. Sağ ol arkadaşım. Tamam o zaman. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Gördün mü bak. Bana acıyor işte. Böyle olacağı belliydi zaten. İlkay. Sen ne yaptıysan sevgin için yaptın. Senin gösterdiğin cesareti kolay kolay kimse gösteremez. Kendini küçük görmekten vazgeç artık. Ama yapmamalıydım Emine. Ali bana her ilgi gösterdiğinde acaba beni seviyor mu? Neden bu kadar üstüme düşüyor diyordum. Bu kadar aptalmışım ben ya. Meğer sadece bana acıyormuş. Keşke ölseydim de o lafların hiçbirini ona söylemeseydim. Allah'ım ne yaptım ben ya, ne yaptım? Sevdin canım. Sadece sevdim. Gel buraya, senin de aslında. Oh, senin de. Oh, hadi fıstıklar, servisi kaçıracağız. Baba, bizim de bir köpeğimiz olsa ne güzel olur değil mi? Annem izin vermez bile akıllım. Ah, bahçeli bir evimiz olsa izin vermez miyim? Ah çocuklar, biliyor musunuz? Annenizin en çok istediği şey bahçeli bir. Ben de bahçeli bir ev istiyorum. Evet, bizim de bahçeli bir evimiz olsun. Hem o zaman kedi de alırız. Aa. Kedi bahçeden kaçar, akıllım. O kaçar mı, akıllım? Ben bir kapıya bakayım. Hoppa! Sen neler biliyorsun bu bahçeli evler, kediler? Ya senin ne işin var burada? Bittiden anlamıyor musun sen Nazlı? Bitti. Lütfen bir huzursuzluk çıkarma şimdi burada. Bir şey yapacağım yok Selçuk, korkma. Sadece bir uğradım. O anki halini görmeliydin Cemil. Salıncaktan kollarıma öyle bir düşüşü vardı ki. Sanki o an içimden bir şeyler koptu. Sanki o an kalbim durdu Cemil. Sanki İlkay'a bir şey oldu ve ben de... Ne yapacağız senin bu hallerini? Bilmiyorum ki. Hem İlkay'dan uzak durmaya çalışıyorsun hem de... Duramıyorum işte Cemil. Elimde değil. Bir türlü beynimden çıkmıyor. Her an kalbimin içinde. Ali! Hadi kahvaltı hazır çocuklar. Böyle odaya kapandıkça daha kötü olursun. Hadi gel. Önce güzel bir kahvaltı edelim. Sonra da çıkıp dolaşalım biraz. Hadi. Günaydın. Günaydın Hikmet amca. Günaydın babacığım. Hala ben doğurdum, televizyona bakacağım. Önce kahvaltını bitir Özgürcüğüm. Emine sen yedirirsin değil mi? Tamam canım, ben hallederim. Sen yemiyor musun kızım? Yok babacığım. Ben canım istemiyor. Biraz uzanacağım. Thank you.
ağrıyor. Uzansam geçer. Senin başın ağrısı benim kızım. Biliyorum. Senin üzülmene sadece neden benim? Hayır babacığım. Ya neden öyle söylüyorsun? Başım ağrıyor dedim ya sana. Sen öyle diyorsun ama kızım ben biliyorum. Hep benim yüzümden üzülüyorsun. Ne olursun yapma evladım. Ne olursun o güzel bakışlarını benden esirgeme. Biliyorum seni üzdüm. Ne desen haklısın ama... Ya başım ağrıyor dedim ya baba. Neden herkes her şeyi üstüne alınıyor ya? Benim hiç üzülmeye hakkım olamaz mı? Benim hiç problemlerim olamaz mı? Neyim ben? Makine miyim ha? Benim sizden bu evden başka hayatım yok mu baba? Hadi bakalım kızlar, çantalar hazır. Al tatlım. Nazlıcığım, kusura bakma çıkmamız lazım. Pikniğe yetişeceğiz. Ay olur mu öyle şey Meral abla? Ben yabancı mıyım? Şey, zaten ben de yarım saatine uğramıştım. Ah, dur. Nişan fotoğrafımızı aldım da artık uygun bir yere koyarsın. Ah canım, koymaz olur muyum? Çok teşekkürler. Kızlar, çantalarınıza poşet koydum. Yemeklerinizi yedikten sonra artıklarınızı dışarı atmıyorsunuz, poşetin içine koyuyorsunuz. Anlaştık mı? Tamam. Tamam, her şey... Ah şapka, şapka koymadık. Gelin. Hadi şapkalar. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bitti diyorum, anlamıyor musun? Bitti. Sen bitti dedin diye o kadar kolay bitmiyor Selçuk Bey. Bana bak Nazlı. Hazırız baba. Ah, neyse. Pekala hadi. Ben de çıkayım. Hı? Ayrılamazlar. Hadi Meral'cığım. Görüşürüz Nazlı. Güle güle Selçuk abi. Benim olacaksın Selçuk. Sen Meral'e değil, bana aitsin. Seni kimseye bırakmam. Nazlıcığım hadi biz de çıkalım. Nazlı. Efendim Meral abla? Ali'yi düşünüyordun değil mi? Ah eskiden ben de öyleydim. Dalar dalar Selçuk'u düşünürdüm. Ya hiç aklımdan çıkmıyor Meral abla hiç. Neyse hadi çıkalım biz de. Hadi tamam. Hadi dur da şunu. Ayakkabılarımızı giyiyoruz. Çabuk 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 geç kalacağız. Güneşe çıkmak yok Deniz. Defne. Öğleden sonra Nermin Hanım'lara çaya gideceğiz. Geleceksin değil mi Ali? Ben gelemem anne, siz gidin, işlerim var. Ay ne zaman çağırsam işim var diyorsun. Sen mi evleneceksin ben mi? Şşş, adalet ayıp oluyor. Cemil abi uygun bir zamanda beni de terapiye alsana. Hayırdır ne terapisi? Ayıptır söylemesi, ben bu evde kafayı yemek üzereyim de. Okullar tatile girdi bir ben giremedim. Annem sürekli tepemde çalış çalış. Üf. Asuman. Sanki tatil isteyecek yüzün var da. Başlatma şimdi tatilinden. Adalet niye bağırıyorsun? Şaka yapıyor çocuklar. Hiç kızını savunma Sedat. 5 tane zayıfı var. Hala tatil tatil diyor. Ya neredeyse yakında ben yiyeceğim kafayı. Of anne ya. Bir gün sokaklarda saçımı başımı yolup koştuğum zaman anlayacaksınız hatanızı. Yeter Asuman yeter. Kes sesini uzatma artık. Affedersiniz. Allah Allah. Ne oldu bu çocuğa şimdi böyle? Ali okul zamanlarında başarılı bir öğrenciydi Sedat amca. Siz de iyi bilirsiniz. Şimdi belli etmek istemese de sanırım Asuman'ın derslerinin kötü olmasına canı sıkılıyor. Gerginliği ondan olsa gerek. Bence hiç alakası yok Cemil abi. Sen abimi de terapiye alsan çok iyi edersin. Evlilik fikri bastı onu. Neyse ben bir gidip bakayım. Hadi çıkalım biraz. Azıcık kafanı dağıtırsın. Günaydın abi. Hoş geldin. Günaydın, günaydın. Bir çay getirsene. Tabii abi, hemen.
Ben uzak durmaya çalıştıkça sen niye üstüme düşüyorsun Nazlı? Efendim Nazlı. Neredesin Selçuk? Kafedeyim. Sakın buraya gelmeyi düşünme Nazlı. Sakın. Ya bitti diyorum ya. Niye anlamıyorsun? Bitti. Kapatmam lazım, işim var. Sen daha Nazlı Kervan'ın kim olduğunu öğrenememişsin Selçuk. Kaç kere söyleyeceğim baba, biraz başım ağrıyor işte, üstüme gelme artık. Yok kızım yok. Senin derdin başka. Sen böyle olmazdın. Bağırıp çağırmazdın. Ya babacığım, insanın her günü aynı olur mu? Bugün de böyleyim işte, ne var? İlkay'ım, güzel kızım. Bak ben biliyorum. Ne söylersen haklısın. İstediğin kadar bağır, çağır. Ama ben artık değiştim. Of baba, of, ben niye anlatamıyorum sana? Seninle ilgisi yok diyorum, anlamıyor musun? Tamam, yani bir hata yaptın ama sonra hatanı anladın. Bir daha oynamayacaksın. Geçti, bitti bu konu. Ben unuttum baba, sen niye unutmuyorsun? Of, her yaptığımı da üstüne alınma. O zaman senin başka bir derdin var kızım. İnanmam sadece başında ağrıdığına. Ne yapayım baba seni inandırmak için ha? Söyle, onu yapayım. Bak kızım, bu evin direği ben değilim, sensin. Sen de kendini böyle üzer yıpratırsan hepimiz mahvoluruz. Ben zaten bittim. Kumar yüzünden sadece paraları değil, sizin saygınızı, sevginizi, itibarımı kaybettim. Doğrusu bana böyle davranma. Üzme beni kızım. Bak kızım, başka bir şey varsa söyle. Yok öfken bana karşıysa yüzüme karşı haykır. İçinde bir şey kalmasın, dök. Ama yeter ki kendini yıpratma kızım. Evet babacığım. Ben senin kumar oynamana taktım kafamı. Tekrar oynarsın diye korkuyorum. Tek derdim bu. Bak kızım. Tövbe oynamam. Ölürüm de yine oynamam. Yemin ediyorum. Ah baba. Bir bilsen içimde kopan fırtınaları. Bir bilsen benim de neler kaybettiğimi. Pencisi. Severler güzeli gencisi. Tabii severler sizi zarlar Sedat Bey. Ne de olsa çalkalayıp başlarını döndürmüyorsunuz. Teessüf ederim dünürüm. O zaman fincan getirelim, fincanla atalım. Şu erkekler çocuk gibi hiç büyümüyorlar Nermin Hanımcığım. Haklısınız. Baksanıza nasıl eğleniyorlar. İyi anlaşıyorlar da ondan. Adalet Hanım, benim kafama takılan bir şey var. Vallahi size sormadan edemeyeceğim. Açık olun, buyurun. Ali'nin şu son zamanlardaki halleri biraz, nasıl desem, tuhaf. Acaba isteksiz mi diye düşünüyorum. Belki de evlilik işinde acele ettiğini düşünüyordur çocuk. Erken karar verdiğini düşünüyordur. Ne münasebet. Tam tersi, Ali çok istekli. Vallahi uzun zamandır bizim evde bu konudan başka bir şey konuşulmuyor. Varsa yoksa nikah, düğün. Ali'nin o kadar çok hayali var ki bu konuda. Aman ne güzel. Ben de içten içe üzülüyordum isteksiz mi acaba diye. Tam tersine çok istekli. Hatta nikahı bir an evvel yapalım diyor. Vallahi iyi düşünmüş. Hiç uzatmayalım bence de. Evet. Uzatmayalım.
uzak bir yerde olduğumuzu düşünsene Selçuk. Çok uzak. Selçuk, kimse bulamaz bizi. Nazlı yapma. Kimse bulamaz Selçuk. Bak, bak sadece ikimiz varız, sadece biz varız. Arkamıza bakmadan, hiçbir şey düşünmeden kaçalım aşkım. Abi? Ha? Efendim İhsan? İhtiyaç listesi istemiştin, onu hazırladım abi. Tamam İhsan, ver bana, bakarım ben sonra. Tamam abi. Çık artık aklımdan Nazlı. Çık. Selçuk Bey. Beni hayatından o kadar kolay çıkaramayacaksın Selçuk. Buna asla izin vermeyeceğim. Her an aklımda Cemil. Her saniye. Bir an onu karşıma alıp ne kadar çok sevdiğimi söyleyeyim diyorum. Söyleyemediğim her an ömrümden yıllar gidiyor Cemil. Madem o kadar acı çekiyorsun, söyle o zaman. Konuş İlkay'la. Yol yakınken de bu evlilikten vazgeç. Vaz mı geçeyim? Peki ya bebeğim? Bebeğim ne olacak Cemil? Diyelim ki bu çocuk doğdu. Mutsuz ve sevgisiz bir ortamda büyüyecek. Böyle bir ortamda büyümesindense hiç doğmasın daha iyi. Ne yani? Şimdi ben Nazlı'ya gidip bu çocuğu aldıralım mı diyeyim Cemil? Söyle bana. Şu hayat dolu, cıvıl cıvıl varlıkları sen öldürebilir misin ha? Vicdanın sen bunu yaparken hiç mi engel olmaz sana? Bu tavlada bu kadar oynanır dünürüm. Hiç şansım yok. Normalde böyle mağlup olmazdım ama. Aa tabii tabii. Bitti mi oyununuz? Hayırdır? Sen de mi tavla oynayacaksın yoksa Nermin? Aman Selahattin ben ne anlarım tavladan. Şu çocukların nikah işini konuşalım diyorum. Canım nişan daha yeni oldu. Ne bu aceleniz nikah için? Yahu çocuklar bir an önce kursunlar yuvalarını. Ali nikah bir an önce olsun diyormuş. Nazlı dünden razı zaten. Evet evet fazla uzatmaya gerek yok. Bir an evvel bitirelim şu işi. Bence çocukların bir fikrini alalım. Ha bu konuda aralarında konuştukları bir tarih vardır belki de. E ne bileyim ben belki birinin doğum günüdür ya da arkadaşlığa başladıkları gündür. Gençler böyle şeye çok dikkat ediyorlar. Sedatcığım yeni yeni icatlar çıkarmayalım. Bir an evvel olsun bu iş. Bence Ali'nin bir fikrini alalım. Konuştum. Ben Ali ile konuştum. Bir an evvel olsun bu iş dedi. Evet aslında kışa kalmasak çok iyi olur. Yazın her şey daha kolay. Şöyle güzel bir kır düğünü yaparız. Evet. Bayılırım kır düğününe. Ne dersin Selahattin? Ne diyeyim Nermin? Madem siz öyle uygun görüyorsunuz, öyle olsun. Abi, ne yemek istersin? Bir şey yemek istemiyorum İhsan. Sen bana bir kahve daha getir. Abi aç karnına bu kadar çok içmesen. Değilim değilim aç değilim. Bir kahve getir. Tamam abi. Nazlı her yerde, herkeste sen varsın Nazlı. Buyur abi. Sağ ol. Of bu sıcakmış. Of be! Of be! Of! Ya. Pardon pardon. Abi sen iyi değilsin. Eve gidip biraz dinlensen. Evet değilim çünkü. Her yerde o var. Burada o var. Orada o var. Bütün çevremde. Hayatımda çünkü o var. Anlamadım abi. Kim var? He? Yok bir şey hissat. Yok. Ben eve gidiyorum. Ben buraları hallederim abi. Kusura bakma. Emine bakayım senin köpeğine. Baksana ben yapamadım. Daha çok ineğe benzedi.
Abla, sen niye bağırdın dedeme? Canım benim. Ben bağırmadım ki dedene, şakalaşıyorduk sadece. Ben duydum, bağırdın. Özgür, hadi gel parka gidelim seninle. Yaşasın, parka gidiyoruz. Biz akşama kadar dolaşırız. Siz de bu arada kafanızı dinleyin. Tamam babacığım, iyi olur. İlkay, ne oldu? Niye öyle bağırdın Hikmet amcaya? Babam hala kumar meselesi yüzünden üzüldüğümü sanıyor. Seninle ilgisi yok dedim. İnanmadı. Ben de dayanamadım, bağırdım öyle. Sonra üstelemeye devam etti. Ben de baktım ki başka bir şey söylersem kafaya iyice takacak. Evet, senin yüzünden üzülüyorum dedim. İyi yapmışsın. Aşk işlerin üzüldüğünü bilmesin. Bir de onu kafaya takar şimdi. İlkay, bak ne diyeceğim. Birkaç günle bizim yazlığa gidelim ha. Kafanı dinlersin biraz. Dün annemle de konuştum. Hemen gelin dedi. Çok sevindi. Hem Ali'den de uzaklaşmış olursun biraz. Gidelim mi ha, ne dersin? Bilmiyorum ki Emine. Yani burada işleri, Özgür'ü, babamı bırakıp da nasıl giderim? Diğer taraftan da burada kaldıkça içim daralıyor. Nefes alamıyorum. Böyle boğazıma gidip gelip bir şeyler oturuyor sanki. Tamam. Her şey hazır. Şimdi sıra Selçuk Bey'i aramakta. Galiba gerek kalmadı. Meral. 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 Nazlı? Meral değil canım, Nazlı. Senin gerçek aşkın. Ne işin var senin burada? Nasıl girdin eve? Bu halin ne? Hani ne yapmaya çalışıyorsun sen? Seni asla bırakmayacağımı söylemiştim Selçuk. İnanmıyorum sana Nazlı. Yani resmen psikopatlar gibi davranıyorsun. Delirdin mi sen ya? Bu Meral'in geceliği değil mi? Nasıl? Bana daha çok yakışmış değil mi? Nazlı bak. Hem ben seni ondan daha çok seviyorum. Sana ondan daha çok şey verebilirim. Çocuk dersen. Bir çocuğumuz var zaten. Seni asla bırakmayacağım Selçuk. Nazlı. Hı? Hemen üstüne bir şey giyip gidiyorsun. Meral her an gelebilir. Hemen. Hemen bir şey giyip gidiyorsun. Hadi. Şunlara bak Cemil. Nasıl da güzel, hayat dolular. Ali, bana kendini anlatmaya çalışma. Bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Ama ortada bir gerçek var. O da senin kendini bebeğin için kurban etme. Kurban olacak biri varsa o tabii ki ben olmalıyım Cemil. Küçücük bir yavru değil. O benim kanımda, benim canımda. Nasıl koparım ben ondan? Anlıyorum, hem de çok iyi anlıyorum seni. Senin gibi düşünen yüzlerce insan var. Ama bir de aksi gibi düşünenler var.
Eğer çocuk mutsuz olacaksa, eğer sıkıntı çekecekse aldırmak en mantıklı çözüm diyenler de var. Bana ne diğer insanlardan? Ben kimseyi ayıplamam, sorgulamam. Ama ben yapamam Cemil. Bebeğimi bile bile öldüremem. Hem bunu annesine nasıl söylerim ki? Kanıyla, canıyla ona hayat veren kadına bunu nasıl açıklarım? Hadi onu ikna ettim diye. Kendime nasıl açıklayacağım bu durumu? Hadi kendimi de kandırdım diyelim. Her çocukta canına kıydığım yavrumu hatırlarım Cemil. Çıldırırım ben. Ben yapamayacağım. Kapat bu konuyu. Git. Git öyle mi? Hayır Selçuk. Hiçbir yere gitmiyorum. Aslında mantıklı düşünürsen bunun senin için iyi olmadığını anlarsın. Sen benden başkasıyla mutlu olamazsın Selçuk. Nedenmiş o? Pekala olabilirim. Senden önce çok daha mutluydum Nazlı. O yüzden mi karımla birlikteyken hayata küsmüştün? Teselliyi benim kollarımda aramıştın. Kendini kandırma Selçuk. O kadın seni hiçbir zaman mutlu edemedi, edemeyecekti. Bunu ikimiz de iyi biliyoruz. Nazlı kalk. Hadi çek git buradan. Üstünü değiştir ve çek git. Hadi. Peki. Şimdi gidiyorum. Ha. Bir gün benim söylediklerime hak vereceksin. İşte o zaman bu söylediklerimi sana teker teker yutturacağım. İlkaycığım, ne olursun gülsün artık şu güzel yüzün. Bak seni böyle gördükçe ben çok üzülüyorum. Elimde değil ki Emine. Aklıma geldikçe kötü oluyorum. Her gün nasıl bakacağım Ali'nin yüzüne ben? Canım, sen de işe gitmezsin olur biter. Hadi diyelim ki bugün gitmedim. Yarın da gitmedim. Ondan sonraki gün ne olacak? Ne zamana kadar Emine? O zaman sen de işi bırakırsın. Yani başka iş mi yok sana? Bıraktım diyelim. Ali'yi bir daha görmedim. Ne değişecek? Farklı mı olacak? Yine kötü olmayacak mıyım sanki? Olmayacaksın güzelim. Gözden uzak olan gönülden de uzak olurmuş. Öyle mi? Abim hapiste diye sen onu görmüyorsun diye ondan vazgeçebildin mi Emine? Ya Şerif başka. Onu karıştırma. Nesi başka Emine? Evlenmeden önce seviyordun abimi. Evlendin. Yine uzaktan uzağa sevmeye devam ettin. Hapse girdi. Hala seviyorsun. İyi de... Benim en azından bir umudum var. Doğru. Senin en azından bir umudun var. Ya affedersin İlkay, ben öyle demek istemedim. Of, dilim eşek arası tutsun ya. Hayır Emine. Boş ver. Ben sanki farkında değil miyim her şeyin ne olduğunu? Evet abim şimdi hapiste. Ama yakında çıkacak. Sevdiği biri de yok. Niye birlikte olmayasınız ki? İnşallah çok mutlu olursunuz canım arkadaşım. Aman boş ver şimdi beni. Seni konuşalım. Benim neyimi konuşacağız Emine? Her şey ortada işte. Ali seçimini yaptı. Nazlı'yı seçti. Ve onunla evleniyor. Aman boş ver takma kafaya. Aman ne öyle mucuk mucuk her gün gördükçe moralim bozulacak. Yok Emine. Artık bazı şeyleri daha iyi görüyorum. Yıllarca boşuna beklemişim ben. Boşuna hayal kurmuşum. Beni seviyor diye hep kuruntu yapmışım. Ama artık bitti. O seçimini yaptı. Umut bitince beklemek de bitiyor Emine. Onun için üzüleceğim diye korkma. Her şey bitti artık. Burada mıydın? Aa,
buradayım hayatım. Selçuk, sen iyi misin? İyiyim hayatım, iyiyim. Rengin sapsarı olmuş. Sıcaktan sıcaktan. Sen nasılsın canım? Ben iyiyim canım. Baba, bu ne? Nereden buldun bunu? Deniz'in yatağının üstündeydi. Sen biliyor musun Selçuk? Hayır. Hayır. Benim eski bir müşterim bunu getirmişti. Çocukların yaşını bilememiş işte. Bu defne olmaz ki. İyi, bebeği olan birine veririz. Ay çok şeker ya. Nasıl kurtulacağım ben senden Nazlı? Nasıl? Çocuk hakkındaki düşüncelerim çok insani. Buna saygı duyuyorum. Ama şunu da düşün. İlkay'ı hiç unutamayacağın için hayatın boyunca hep acı çekeceksin. Onu her gördüğünde kaçırdığın mutluluğu düşüneceksin. Haklısın. İlkay'ı hayatım boyunca unutamayacağım. Hani Emine demişti ya, eğer hatırlarsa senden başkasını sevemez diye. Artık ben de öyleyim Cemil. İlkay'dan başkasını sevemem. Sevmeyeceğim. Ama bebeğim için de uzak durmalıyım ondan. Belki 20 yıl, belki 20 gün. Belki de bir saat. Artık ne kadar durabilirsin. Gel canım, şöyle yürüyelim. Gece yağmur yağdı ya, çamurdur şimdi orası. Aslında bu parka gelmememiz lazım İlkay. Çünkü sen geçmişi hatırlayıp hatırlayıp daha da kötü oluyorsun. Ben iyiyim Emine. Zorla değil ya. Ben onu sevdim, o beni sevmedi. Olabilir. Dünyanın sonu değil ki. Değil tabii. Bir şiir vardır Emine, bilir misin? Tahir'le Zühre'yi anlatır hani. Ay bırak şimdi şiiri falan İlkay. Ama çok güzel bir şiirdir. Bak şöyle der. Seversin dünyayı dolu dizgin. Ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan. Ama o bir gün senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Güzel değil mi? Değil. Hiç güzel değil hem de. İlkay, bak yarın deşmek istemem ama seven insan sevilmek ister. Ne bileyim, sevdiğinin de onu sevmesini ister. Peki ya sevilmiyorsa Emine? O zaman ne olacak? Bak mesela ben Ali'yi sevdim ama o beni sevmedi. O zaman bağrına taş basın. Bak, şiir şöyle devam eder. Mesela... Tahir'i Zühre sevmeseydi artık. Yahut hiç sevmeseydi. Tahir ne kaybederdi Tahir'liydi? İşte böyle Emine. Ben Ali'yi sevdim. Yıllarca sevdim hem de. Ama o beni sevmedi. Ne kaybederim ben şimdi? Varsın sevme.